Gaziantep'te Kadınlar Kodluyor projesi ile yapay zeka eğitimi alan kadınlar kentin sanayisine katkı sunacak. Ve çoğunluk oylama sonucunda random forest algoritması için ne üretiyoruz arkadaşlar? Bir nihai sonuç üretiyoruz. Biz bagging yönteminde kullanırken veriye her bir karaca ağacı için veriye farklı yaklaşıyoruz. Olarak kısa bir boya sahip. Acaba bizim eğittiğimiz 3 farklı karar ağacı sonucunda bu hastaya, bu kişiye... 3 hafta süren bir program boyunca özellikle kadınlarımızın hem teknoloji alanında girişimci olmalarını sağlamak, hem fikirlerini teşebbüse dönüştürüp yatırımlar yapmalarını sağlamak, hem de iş piyasasının ihtiyaç duyduğu teknoloji alanındaki nitelikli insan kaynağını temin etmek için bu etkinliği düzenledik. Bilgi Teknolojileri Kurumu, İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde organize ettiğimiz bu eğitimle birlikte iş piyasasına bugün itibariyle 25 yeni yazılımcı, programcı ve yapay zeka uzmanı kazandırmış olduk. İnşallah şimdiki süreçte bu arkadaşlarımızı istihdam ederek hem ülkemizin hem de bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kalkınma ajansları için 2024 yılı kadın istihdamı yılı. Bu kapsamda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak onların nitelikli ve niş alanlarda beceri ve nitelik kazanarak istihdam edilmelerini hedefliyoruz. Bu hedefimize de inşallah yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu eğitimlerimizi artarak devam ettirerek bu ekosistem içerisinde yer alan kadın iş gücünü planlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Boyut saymış. Ne oldu arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi hangi yaprağa geldim? Karar aldım. Gaziantep hepinizin bildiği üzere bir sanayi şehri. Sanayi şehrinde de birçok Ar-Ge çalışmaları, nitelikli ürün üretme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları yapacak nitelikli insan kaynağı da bu eğitimlerden çıkan insanlardan oluşacak. Dolayısıyla biz nitelikli insan kaynağıyla Gaziantep imalat sanayine teknolojinin girmesi, Ar-Ge'nin artması ve buna bağlı olarak da yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Size gelen sınıflandırma amacıyla kullanacağımız yeni veriye. Dolayısıyla bu olacak takip edelim. Gençlerimizi bilime, teknolojiye hazırlıyoruz ve bu işin kadın erkek meselesi olmadığını, ehliyet meselesi olduğunu, kadınıyla erkeğiyle birlikte bilgi ekonomisine bu şehri hazırlamak olduğunu, bilim şehri Gaziantep, bilim ülkesi Türkiye mottosuyla hem şehrimizi hem ülkemizi bilgi teknolojisine, bilgi ekonomisine hazırlıyoruz. Bunun altyapısı da burada gördüğümüz genç beyinler. Onlar da bu atölyelerden aldıkça, sertifika programları aldıkça hem özgüvenleri gelişiyor, hem rekabet etme güçleri artıyor, hem de ihtiyacımız olan bilgiyi üretmede büyük bir altyapı sağlıyoruz. Birey sağlıklı yaprağına kavuştu. Bu eğitimle beraber yapay zekanın nasıl eğitildiğine, o yapay zeka dediğimiz şeyin arkasında nelerin döndüğünü, nasıl eğitildiğini falan öğrendik. Bir firmada çalışmaya başladığımda makine öğrenmesi alanında firmaya daha büyük katkılar sağlayacağım ve bunun yanı sıra yazılım alanında, makine öğrenmesi alanında bildiklerimi çok çok iyi biçimde hani firmanın gelişimine nasıl katkı sağlayacaksa o şekilde uygulayacağım. Kısa da olması durumunda hangi yaprağa kavuştuk tekrardan? Hasta yaprağına kavuştuk. Gerçek veri setleri üzerinde çalıştık. Yapay zekanın nasıl öğrendiğini, makine öğrenmesinin günlük hayatta nerelerde kullanıldığını öğrenmiş olduk. Bu eğitimin devamının gelmesini istiyoruz. Bir ağacın sonucunu sınıflandırma problemleri için ne yapacak? Çoğunluk oylama yaklaşımı yapacak. Çoğunluk oylama yaklaşımı neydi? 3 kişiden ikisinin dediği olur. 5 kişiden üçünün dediği olur. Bilim şey.